Kültür hayatımızın değişmez bir parçası artık. Hem de çeyrek yüzyıldır. 25 yıldır kardeş türküleri dinliyoruz. Onlarla pek çok duygumuzu dile getiriyoruz. Şimdi kardeş türkülerin solistlerinden ikisi, iki değerli arkadaşımız aramızda. Feryal Öney ve Vedat Yıldırım soyadlarını. İsimlerinizi çok iyi biliyorum ama soyadlarınızı zorlanıyorum. Biraz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bu kadar genç ve dinamiksiniz ama 25 yıllık bir sanat hayatı var sadece bu grup içinde. Bu 25 yılı kısaca bir özetleyelim. Bir kere başlangıç nasıl oldu? 25 yıl olacağını hiç birimizin aklına gelmedi bir kere. Biz müziğe başladığımızda ya da bir araya geldiğimizde 25-30 yıldır bu işi yapan duayenler vardı. Bizim için çok şeydi. Zaten biz müzik okumaya da gelmemiştik. Yani. Evet. Bizim bambaşka bölümlerimiz vardı. Bizim gözümüzde mesela Moğollar falan şeydi değil mi? Yani 70'lerde yapmışlar, neler yapmışlar falan. Böyle konuşurduk Cem Karaca falan. Meğer onların da 25. yılıymış o zamanlar falan. Çok çabuk geçiyormuş, onu anladık. Böyle uzun uzun anlatacak bir şey yok aslında. Sahiden çok hızlı geçiyor zaman, çok hızlı geçiyor. Biz olabildiğince Türkiye'de neler yaşanırsa yaşansın, biz neler yaşarsak yaşayalım. Sanatla, müzikle baş etmek, yani bu hayatla baş etmek için bir şeyler söylemek ihtiyacı hissettik. Bunu da müziğin yoluyla yapmayı tercih ettik. Hep rahatlattı bizi, iyi geldi. Etrafımıza da iyi geldi ki hala seyircimiz var, hala dinleyenler var. Bizim hikayemiz böyle. Çok kısa, çok mütevazi bir şey versiyonu bu. Biraz daha iddialı anlatırsınız diye düşünmüştüm. Yani siz türkü söylüyorsunuz ama dünyanın türküsünü söylüyorsunuz. Dünyanın halklarının türküsünü söylüyorsunuz. Bu herhalde her türlü tepkiyi de alacak bir şeydir. Hoşa da gider. Bazen değişik tepkiler de alır. Nasıl böyle bir ortamda dünyanın türküsünü söylemek Vedat? Ya memleketin, yani daha dünyaya tam açılamadık ama dünyanın dilleri kaç, birçok dil kayboluyor tabii. Yani biz ya aslında dramatik olan belki tersinden başlamak lazım. Yani bu iş niye önemli? O kadar, yani işte yılda kaç tane dil kayboluyormuş. Yani şey düşünseniz, işte biz Türkçenin kaybolduğunu düşünün. Yani biz mesela buradan bakılabilir belki yani. Ve gerçekten sonuçta tarih öyle bakıyor ki, zaman öyle bakıyor ki, yani bilemezsiniz belki de 1000 sene sonra ya da 100 sene sonra her yerde İngilizce konuşacak. Bilmem yani. Biz aslında böyle, ve dil de sadece dil değil ki, yani sadece dil değil. Orada bir şey var, bir yaşanmışlık var, hikayeler var, bir tarih var orada falan. Biz aslında işte onu Feryal'in dediği gibi doğal olanı aslında yapıyoruz. Burada işte memleketin halk müziği nedir? Abi işte halk müziği budur işte. Kürdüdür, Türküdür, Arapça söyleniyor, bilmem ne söyleniyor. Kaç dili yakalayabildiniz? İşte o bütün dünya yapamadık ama memlekette herhalde bir 10, 20, 30, 20 40, tane falan olmuştur. 20 dili olmuştur. Yani böyle çünkü, olmuştur. Yani şeyler mesela bu Çerkezlerde de, bir de kendi işlerinde de şeyleri var işte. Ibıhça var. Ibıh gerçi Ibıh okumadık da. Adige, Adigece vardı. İşte Çeçence mesela. Çeçence de okuduk. Böyle öyle baktığında herhalde 20-25 tane dil. Peki söyledim. 25 yılı kısa özetleyelim, kabul. Ama bir de 25. yılı ayrıca konuşalım. Özel olarak bu yıl 25. yılınız neler yapıyorsunuz? Sonuna geldik. 25 yıl boyunca buluştuğumuz amatör ve de profesyonel müzisyenlerle bir kere tekrar buluştuk. Bir kutlama yapalım dedik. Bütün sene öyle geçti aslında. Sahnemizde hep konuklarımız vardı. İlk defa çalıştıklarımız da vardı ama çok eskiden beri tanıdıklarımız da. Hatta bu konser çalışmaları sırasında beste yaptığımız dostlarımız da oldu. Ya da beraber işte Zülfü abiyle Theodor X şarkısı yaptık. Candan Erçetin'le bir beste yaptık. Böyle buluşmalar da yaşandı. Dansçılarımız vardı, belgesel dansçıları hep sahnede. Ve konuklar geldi geçti. Biz bayağı bir konuk ağırladık. Bu sene öyle biraz mihmandarlıkla geçti. Bu yıl bitince de bitiyor mu bu 25. yıl, yoksa öbür yıla doğru yayılan şeyleriniz var mı? 30. yılda belki. Hani bazı sanatçılar biliyorsunuz 20. 30. yıllara bayağı bir devam ediyor. Birkaç yıl. Abi biz böyle hedefimiz 30 yıl işte, ondan sonra ne olur bilmiyoruz gibi. 30'u da kutlarsak helal olsun. Sonra emekli yani, yok, hedef müzik. 30 yıl faizsiz kredisiz. Emeklilik düşünmüyoruz. Yani müzik bizi ne zaman bırakırsa farklı projelerde yaparız. Kardeşliklere belki sahiden o bir proje olduğu için. Ya burada bir nokta koyalım, başka bir cümleyle başlayalım, devam edelim deriz belki de. Onu bilmiyoruz ama yani devam etmeyi düşünüyoruz şu anda. Peki gerçekten çok masum anlatıyorsunuz ama sizin yine de sizin bir çizginiz var. Ve Türkiye'de öyle güllük gülistanlık bir yer değil gibime geliyor sanki. Yani evet. Bu son yıllarda
Müziğinizi yaparken, pek çok ili dolaşırken karşılaştığınız sıkıntılar oluyor mu? Biraz da bunlardan bahseder misiniz? Sıkıntılar olmaz olur mu ya? Böyle bir memlekette sıkıntı oluyor tabii. Orası şey bir yer işte, o sıkıntı nasıl bir sıkıntı? Sonuçta bizim bir şeye ihtiyacımız var. Biraz bir kültürel atmosferin nasıl biraz rahat olduğu. Abi toplumsal barışın, yani bunlar bizim gibi ekiplerin ya yaptığımız işlerin daha böyle yayılmasına olanak tanıyor. Daha çok insana ulaşabiliyor. Sonuçta biz nedir? Daha çok insana ulaşmamız gerek. Bizim şey bir şansımız yok yani. Adını karışıklar koyuyorsanız, işte birçok dilden okuyorsanız, işte ben dinleyen dinler, biz işimizi yaparız diyemeyiz. Çünkü bu bir şey proje, aynı zamanda kültürel proje. Bir rehabilitasyon projesi aynı zamanda belki. Yani böyle rahatlatan falan. Bizim sayemizde hani şeyler çok, birçok farklı kesimler, insanlar bir araya geliyorlar, konserde buluşuyorlar, sonra evleniyorlar gibi böyle. Hayırlı işler de var. Hayırlı yani. İşler de oluyor böyle yani gibi. Biraz sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz tabii, ister istemez her yeri etkiliyor. Kültür sanat hayatı ne etkiliyor. Yani hani böyle, ya Türkiye'de sanat şey bir adaletsizlik var zaten yani. Herkes vergisini görüyor ama herkes aynı eşit koşullardan faydalanamıyor. Birçok kültür merkezi var, birçok. Yani bunlara, bizim belgenimizle yapılıyor bunlar ama çok, biz aslında hep kendi olanaklarımızla konser vermeye çalışıyoruz. Yok aslında siz çok iyi yapıyorsunuz ve normal yapıyorsunuz da, hani sana bahsetmiştim ya, sizle zaten Moskova'da tanıştık değil mi? Yıllar önce bir Nazım etkinliğinde. Yıllar oldu mu? Oradan... Dört yıl mı oldu artık. Orada da anlatmıştım sana, yani arkadan duyduğum bir şey, ne güzel söylüyorlar çocuklar değişik dillerde falan ama şu Kürtçe söylemeleri, bir Ermenice falan biraz acayip oldu. Hani o olmasa mıydı falan. Yani tehlikeli dillerde de söylüyorsunuz galiba. Hatta bazen şey de oluyor, yani Türkiye o yüzden enteresan bir yer. Kürtçeyi de kabul ediyorlar ama bir de din, inanç olayı var ya. Ne bileyim yani, Kürtçeyi tamam o kabul ama artık Ermenice de diye bize geldi. Hani yine konserlerde fısıldanan cümlelerden çok şaşırtmıştı bizi. Sonra şaşırmamayı öğrendik tabii. Yani çok farklı tepkiler, çok farklı ön yargılarla büyümüş insanlar konserlere geliyor. Ya da gelmeyi tercih etmiyor ama bize geliyor o şeyler. Ya son 3-4 yıl biraz şey geçti aslında. Konserlere insanlar acaba gelecek mi diye şüphe duyduğumuz zamanlar da oldu. Yine de az çok bir şekilde... Neden dolayı gelmesinler? Çünkü şeydi, yani artık sokağa çıkmak, yani zaten eylem yapmak, beraber yürüyüş yapmak hayati tehlike arz ediyordu. İnsanlar sokağa çıkmaz hale gelmişti. Ne kadar iyi. Türkü dinlemek de bir eylem sayılıyor artık. Hem öyle hem de bir araya gelmeye artık insanlar, ya yani evine kapandı bir dönem insanlar. Hepimizde öyle bir şey oluşmuştu. Geçti. Çünkü geçmek zorunda. Bir yere kadar tahammül edebiliyorsun. Vedat bir şey. Ama gibi. Şey iyi ya. Adana konserimiz çok güzeldi. Ama bu son artık öyle. Evet. 3 sene öncesini bizim falan. Bizim konserler güzel geçiyor. Güzel. Her şeye rağmen güzel. Bayağı coşkulu. Ben yani, geçenlerde izledim. Adana konseri şey gitmiş. Neydi? Şeydi herhalde. Yaşar Kemal'le. Çok güzel. Yani konserler şey... Tabii Feryal'ın dedikleri tabii ki o genel atmosfer oldu, falan. 3 yıl önce öyleydi. Ya, oluyor böyle değişti. Yani böyle bir şeyler ama. Peki bir engelleme falan oluyor mu? Yerel yönetimler, belediyeler, salon veririz vermeyiz. Üniversitelere çok gidemiyoruz. Üniversitelere gidemiyorsunuz, evet. Enteresan. Biz de üniversiteden çıkan ekibiz yani. Festival falan yani oralarda çok şey sıkıntılar. Sadece bizim yaşadığımız sıkıntılar değil yani. Şu an istediğiniz kente gidebiliyor yani, musunuz? Bir ana akım var Türkiye'de artık. O ana akım da zaten hani yani her şeyde işte yani basından tutun. Yani o dediğiniz şeyler aslında kültür sanatında da var. Bir ana akımlaşma, yani belli bir yere gidenlerle bir şeyler yani. Öyle bir yani bir şey var yani, bir hava var yani. Alternatif müzik hayatı, kültür sanat hayatı gerçekten çok zor durumda. Zaten bunun üstüne bir de şey de gelince yani böyle bir dağınık bir internetinden tutun. Yani dağınık bir dünyada yaşıyoruz artık böyle. Yani işte mesela bu programı yapıyorsanız değil mi? Kaç dakika sürüyor programı? Bu mu? Ha. Yani şeylerin konuşkanlığına ve benim demokratik düzeyime göre 12 dakika ile 20 dakika. Yani 30 dakika yapamadı çünkü millet zaten izlemiyor. İzlemiyor. Yani izlemiyor. Böyle hep hızlı. Bunları falan düşününce, ya mesela geçenler kimin albümü çıkmış haberim yoktu. En sevdiğim müzik gruplarından bir tanesi. Biz bile artık şeyi bırakmışız yani hani ekipleri takip etmeyi falan. Böyle. Kiminmiş? Unuttum. Güzel. 25 yıldan sonra bu sanatçılar çıkaralım. Peki hani hep sanatçılarla şeyin söyleşinin son bölümünde şey. Yeni projeleriniz. Bir Ahmet Kaya'dan bahsediyor. Ahmet Kaya, ne yapıyorsunuz Ahmet Kaya ile ilgili? Ya Ahmet Kaya bu aslında böyle Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan bir şey değil. Metin değil ama
şöyle müzikli tiyatro diyebiliriz. Yani karışıklar sahnede canlı müzik. Tiyatro yapıyorsunuz. Tabii ya yani bir sahnedeyiz evet. Ama böyle tiyatronun şeyi gibiyiz yani. İçindeyiz. Biraz aslında daha bir ay var yani. Böyle nasıl biçimleneceğimiz falan. Onlar herhalde daha da netleşir falan. İçindeyiz aslında. Ama böyle oyunculuk dersen yani biz aslında biraz da şimdi hikayeye girmek lazım bizim şeyi anlatabilmemiz için. Biraz kısaca bahset istersen sonunu söylemeden. Ya çok kısaca şunu söyleyebilirim. Ahmet Kaya'nın bir arkadaşı işte yurt dışına gitmek zorunda kalıyor. İşte malum nedenlerden dolayı. Orada tabii aynı zamanda bu şeylere katılmış zamanda işte bu açlık grevlerine falan katıldığı için bir Korsakov hastalığı var. Biliyorsun hafıza kaybı oluyor. Korsakov hastalığında da şey gibi mesela tedavi yöntemleri var. Hafıza kaybını engellemek için müzik mesela bu yollardan bir tanesi. Ve biz aslında orada hep onun şey hafızasını tazelemeye çalışan ve aslında kulağına üfleyen insanlarız böyle. Yani ve o aslında böyle böylece ve Ahmet Kaya şarkılarını çok seviyor tabii arkadaşı. O Ahmet Kaya şarkılarını kulağına üflüyoruz ve o da aslında hafızasını şey yapıyor. Bazı şarkılarda özellikle hani tarihe tanıklık eden şarkılar, bir çeşitli köşe taşları olanlar hep şeyi de hatırlatıyor yani. İşte depremi hatırlatıyor, Türkiye'de yaşanmış. Sürgünlüğü hatırlatıyor, göçü hatırlatıyor. Hatırlatma aslında orada biraz işlevimiz. Siz bütün ekip olarak mı yoksa bir bölüm mü? Yani bu müzikal bir tiyatro gibi anladım ben. Bayağı hepimiz varız yani. Varsınız. Anladım. Ahmet Kaya'nın eşinin de şu ya da bu şekilde katkısı ya da izni olan bir çalışma galiba değil mi? Tabii yani. Çünkü Ahmet Kaya deyince pek çok insan bir sürü şey yapmak istedi. Gülten hassas o konuda zaten. Gülten, evet. Tabii de bu işler yani şey de tabii önemli. Yani çünkü Ahmet Kaya yani şu an geçen sene yine işte en çok internet ortamında mı? YouTube'da en çok dijital ortamda. En çok dinlenen sanatçı şey yani ya da sanatçıların bir tanesi. Evet. Dolayısıyla yani şey işte mesela Müslüm filmi yapıldı falan. Yani bunlar tamam halkımızın çok sevdiği insanlar ama böyle işte o projelerin şey olması gerekiyor. Yani böyle onların isimlerini çok suistimal etmeden tırnak içine nemalanmadan böyle daha samimi ben Müslüm filmi daha izlemedim. Sadece şey olarak söylüyorum. Hani dikkatli olmak lazım yani. Çok tepkiler alan bir film. Hani, İyi ya da kötü. Ya muhtemelen işte bizim bu içinde bunun projede dedi yani. Hani yani direkt Ahmet Kaya'yı kendisi yok yani şey olarak kendisi yok derken onun hayatı anlatılmıyor mu sonuçta onun şarkıları ve ben yani o şeyi yani ne derler kadir kıymeti bilmek lazım ve iyi anlatmak lazım o yüzden zor aslında yani biz aramızda konuşuyoruz böyle yaklaşık Ocak'ta mı başlayacak diyorsunuz? 9 Ocak. Yani ne derler provalara başladığınız tarih Ahmet Kaya'nın doğum günüydü galiba. Böyle özel bir duyurusunu görmüştüm. 9 Ocak'ta da başlayacak. Çok fazla bir şey kalmamış. Çok evet. Tarihi şeyler olacak. Bir başka tarih de senin doğum gününü kutlamamız lazım. 25'ten biraz daha fazlasın. onu da şey yapalım. Bir şey ben şunu merak ediyorum. O da konsere denk gel Diyarbakır'dayım. Harika. Harika. İyi, ne güzel. Ya Paris değil ama doğunun Paris. Doğunun Paris. Peki şunu merak ediyorum. Hep böyle bir gruplar hele yıllarca, on yıllarca süren gruplar hani bir A kişisi olur. Ondan sonra bir sürü şeyler olur. Anlaşmazlıklar B, C'ye gider, öteki gelir falan. A kişisi kalır ve grup devam. Siz kaç kişi olarak varsınız A, B, bu 25 C, yıl? Siz hep varsınız mesela. Biz hep varız, evet. Grup kalma biz öyle, ama biz öyle grup değiliz, biz projeyiz zaten. Projesiniz ha. Tabii yani bizim öyle bir şansımız yok ya. Allah kahretsin. Kaç kişi? şansımız yok. Kardeştir, kaç kişi? Kaç kişisiniz? Değişiyor. Sahneden sahneye değişiyor. Evet. Ama şu anda mesela Ahmet Kaya projesinde 9 kişi mi yer alıyor? Bizim evet. Profesyonel dediğimiz hani böyle mesleki olarak bu işi yapan, profesyonel olarak yapan hani konser kadrosu diyebileceğimiz işte şeyle birlikte teknik ekibi 13 kişiyiz. Anladım. 13 kişi. Anladım. Ama işte biliyorsun açık havalarda çok farklılaşıyor sayı. Yani 100'e yaklaştı oldu. 100'e yaklaştı. Yani dansçısıyla işte korosuyla yani birçok konuk bir kişiyi çağırmıyorsun falan. O zaman giriş çıkışlar falan epey bir prova alıyoruz. Evet danslar falan benim de son izlediğim şey baya hoştu. Evet. Ne diyelim buradan T24'te sizin reklamınızı yapalım. Sizin pek çok şeyiniz var. Başka var mı bu Ahmet Kaya projesinden sonra önümüzdeki yıl Ocak, Şubat vesaire başka varsa işte bizim duyuralım. Şey, Feryallerin yeni bir ayrıca projesi. Vedatların var. Siz fraksiyon gibi sizinkini ben söyleyeyim. Bunların bir projesi var. İstanbul Kainat Orkestrası albümleri çıkıyor. Hay Allah'ım.
İstanbul Kainat Radyosu diye bir şey. Daha tamam. Yeni, taze. 3 konser verdik. Albüm bitti. İşte mastering falan. 2019 başında herhalde olacak. Bajar da aynı şekilde. Beraber yapıyoruz bir şeyler. Çok güzel. Bajar'ın da evet şeyde... Doldurmuş çok enerjik bir grubu. Biz de buradan sizi selamlama onuru düştü bugün. Çok sağ olun. Biz de sana çok teşekkür ederiz gerçekten. Seninle hocam. Sohbet, evet. Muhabbet çok güzel oldu. Tabii çok canım. Harika 15 dakikaya. Biz bir daha ne zaman gideriz acaba Moskova'ya? Moskova'ya ne zaman çağırırlarsa? Şu an problem yok gibi ya. Değil mi? Kriz gideriz, falan. Gideriz. Yani lazım. Vize falan veriyorlar. Vize var mı? Vize alırız. Alırız. Vize var mı bir peki? Moskova'da vize var tabii. Kaldırmadılar daha. Oo. Bir araya bir adam koyarız. Ya araları iyi ya. Vize alırız. Ya. Keselim mi yayını çocuklar? Vizeye geldi olay. Vizeye kadar geldi. Evet. Vize. Kendinize iyi bakın. Vizeye kadar. Bir şey daha diyecektim. Şey vefat etmiş değil mi o Nazım Hikmet şeyin heykelini yapan? Devam mı? Evet. Devam mı ediyoruz? Evet, evet. Bitti. Ya bitti bitiriyoruz mi? Ama şimdi kültürel olarak yeni bir açılım da sunacağız. Her şey kadar. Ya şey söyleyecektim de programda tamam. Söylemek istedim. Hani bir sürü konuklar geldi geçti falan da. Sahnemizden o kadar çok insan geçti ki bazılarını insan böyle şeyle hatırlıyor. İçerideler şu anda. Mesela Sırrı Süreyya. Evet. Mesela beraber düet yapmıştık Selahattin Demirtaş. Bir de öyle isimler var. Biz konserlerde şey söylüyoruz da bir gün çıkmalarını ve beraber